Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelül melâiketü vel ruhu fiyâ biizni rabbihim. Kûlül ruhu min emri rabbi. Sadakallahu l-azîm. Mevzu felsefe ile düşünce yoluyla keşfedilemeyecek, keşfedilememiş, edilemeyecek, bilinmemiş, bilinmeyecek, vahinin dışında bilinmeyecek mevzu. Risale'de 3 tane yer var böyle. 29. sözde, 30. söz ve 24. mektup. Hiçbir zaman beşer kendi gayretiyle, ilmiyle keşfedemeyeceği mevzu. Ya bu üç risaledeki mevzu. Bu üç risalenin içerisindeki mevzulardan deveden bir kulak olan harekat-ı zerrat bütün beşeri meşgul etmiş. Zerre niçin hareket ediyor? Yani bu niçin durmuyor? Nereden geliyor? Nereye doğru gidiyor? Neyin hesabına çalışıyor? Ne ifade ediyor? Çok ilginç. Size şöyle bir şeyle anlatayım bunu. Çok ciddi bir mevzu olduğu için mukaddeme yapacağım. Atomun zahirine bakınca hemen değişip başkalaşıyor. Nazar edince değişiyor. Yani kayyumiyeti bir de böyle bakın. Kayyumiyete lügatta şöyle bakardık. Yani belki de öyle, ne bileyim, ben öyle bakıyordum. Kayyumiyet Allah'ın varlığıyla mevcudat duruyor. O var olmazsa mevcudat olmaz. Bu kayyumiyeti doldurmuyor. Böyle bir izah. Ya tatmin olmuyor. Bir parçasını şey yapayım. Allah nazar ettiği zaman duruyor. Nazar ettiği zaman ben ilkokulda böyle bir şeyim vardı. O zaman bir tuhaf bir düşüncem o yeni şeyde ortaya çıkınca böyle keşifte o benim çocukluk düşüncemi de öne çıkarttı. Çocukken böyle bir şey vardı bende. Mesela benim evin yukarısında okul vardı. Oradan bahçesinden baktığım zaman, karşıki dağlara baktığım zaman böyle bir çocukluk hatırası. Yani bir şey bilerek şuurlu değil yani de demek ki ilham olduğunu şimdi anlıyorum. Acaba ben dağa bakıyorum. Bu dağ ben bakmasam öyle midir? Böyle hatta çocukluk şeyimle şöyle yavaş yavaş acaba ben bakmayınca da böyle duruyorum. Meğer bugün kuantum fiziğinde temel bir keşif olarak biliniyor. Yani bir nazar edildiği zaman o değişiyor. Bakıldığı zaman. Bakmadığın zaman sen baktığın gibi değil. Şöyle biliyorduk. Herkes mevcudatı farklı görür. Bunun sebebi farklı ilim olduğu için. Değil o. Yani farklı ilim bir ruhtur. Orayı değiştiriyor. Farkı bilmem yapabildim mi? Biraz da ilerleyeyim. Bir de okuyorum baştan. Okuyacağım mevzunun mukaddemesi.
İki yer okuyacağım, küçük bir yer. Ama atomun zahirine bakınca hemen değişip başkalaşıyor, nazar edince değişiyor. Örnek veriyorum. İlim ve feraset ve tecrübe gibi. Ne demek? İlim, arkadaş, gelecek cahiller için vardır. Mesela bir ay sonra ayın tutulacağın ilim ehli için bedihidir, cahil için bir senedir. Hissiyat insani ruh seviyesine çıkarsa, insan akıl ve kalp dereceyi ruha geçtiği zaman mazi ve müstakbeli beraber görür. Beraber görme anı kudretin azami derecede mazhar olduğundan o her gecen Kadir gecesi oluyor. Kadir gecesi mazi ve müstakbelde olmayıp anda yaşayan da olur. Kadir gecesi. Oysa hissiyat insani ruh seviyesine çıkarsa kalbin ve ruhun derece hayatına çıkıyor. Kalbin ve ruhun derece hayatına çıktı mı mazi ve müstakbel yoktur. Hani gaybti mazi ve müstakbel? Yok ki. Mesela ruh seviyesine çıktığı zamanki Miraç hadisesi. Lef-i mahfuzda geçmiş gelecek yok mu? Hepsini bir anda görüyor. Demek ki mazi ve müstakbel cehaletin işidir. İlim arttıkça, ilim geleceğin üstünü, bu manada izah ediyorum ha, bir dersim konusu çok önemli. İlim geleceğin üstünü, feraset ise zahirde gözükenin arkasını açıyor. Feraset ise zahirde gözüken var ya, feraset böyle, bu böyle değildir. Arkası başkadır. Tecrübe ise mazi malzemesiyle istikbala yol açıyor ve gelmeden geleceğin yorumunu ve izahını ortaya koyuyor. Ve dediği gibi de çıkıyor. Başka bir tane, ruhun cenneti, tevhid, teslim, tevekkül, bir saadet, bir nimet oldu. Bu sıfatlar İnsanda olması zararsızdır. Yani hayatta bir külfet değildir. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareni iktiza ediyor. İnkarcılar için söylüyorum. Kullanabilirsiniz de orada. Yani bir tevhidi, teslimi, tevekkülü, tevekkül insana bir külfet getirmiyor. Yani sen teslim ve tevekkül yaptın, hayatta ızdırap çekiyorsun. Bir sürü sıkıntılara sebebiyet verdin bu inançtan dolayı. Denemez. Tam tersine, teslim ve tevekkül olmayanlarda sıkıntı vardır. Haşa, haşa, yüz bin defa haşa, tefekkür için söyleyeceğim. Haşa, Allah ve ahiret olmasa bile, dünyada teslim ve tevekkül inandığım şey olmasa bile insanı dünyada rahat yaşatır. Tevhidsiz ve tevekkülsüz çözümsüz bir zemindir. Hiçbir şeyle izah edemezsiniz. Siz bana hadi bir tane izah edin. Şimdiki mesela mazi ve müstakbelsiz sıkıntı var mıdır? Yoktur. Sığır mesela. Mesela bu ahıra koyduk. Ah olan ah. Geçen haftaki ahır ne acayipti ya. Dünkü sahibim ne cömertti. Mazisi olmadığı için derdi yoktur. Mazisiz ve mazi ve müstakbel malzemesiz andaki insanların sıkıntısını çözemezsiniz. Mesela sıkıntı var. Merak etme. Bak gelecekte izah edeceğim ona. Allah günahını siliyor bunda. Allah sana mükafat verecek. Bak gelecek. Veya şu sıkıntın var ya sıkıntın. Mazide ne rezilliklerin vardı. Ya ona kefaret olsun. Vay be bak. Mazi ve müstakbelsiz sıkıntıyı çözemezsiniz. Gelecek, geleceğin en güzel delili korkudur. Korku geleceğe aittir. Geçmişte korku yoktur. Geçmişten elem vardır. Gelecekten korkular
gelir. Madem gelecek yoktur ey inkarcı, nereden korkuyorsun? Çünkü geleceğin en güzel delili plan yapmak ve korkmak. Gelecek olmasa, hani geleceği inkar ediliyor ya. Bunlar geçmiş ve geleceği hazırda yaşayanlarda olur. Ahiretin üstü, bu derste inşallah, ahiretin ne kadar üstü açılırsa o nispette Allah zahir oluyor. Ahirete yakınlık aslında Allah'a yakınlığın ifadesidir. Lezzet neresi, neredeyse sende, ahiret de dünyanın orasındadır. O alemleri alemi şahadet örtmesine misal, senin cesedin, aklını, ruhunu, hatta hayatı, latifelerini nasıl örtmüş, gizlemiş olduğu gibidir. Bugün bir heyetteydim. Orada geçen bir parçayı anlatacağım size. Akıl Ruh Hastanesi Bakırköy'deydim. Bir sebeple heyetten rapor almam gerekiyordu. Ondan sonra 20 dakikalık bir doktor konuşması 2,5 saat sürdü. Bırakmadı beni. Orada bir zemin olsun diye beni test ediyorlar, test geçiriyorlar. Diyor ki bir dakika içinde söylediğim anda yapacaksın. Tamam ne? Al kalem kağıdı. Hemen içinden geçen bir cümleyi yaz dedi. Hemen yazdım. Dertler bana derman imiş. İkinci yazdım. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır. Verdim tam. Aynı böyle. Kalem. Üç defa. Güzel göreni hoşuma gitti. Dertler bana derman imiş. Lütfen açıklar mısın dedi. Nasıl dert derman olur? Dedim ki sen hiç aşık oldun mu? Ama çok da tuhaf ha. Hanım doktor. Dedim arkadaşça mı konuşacağız? Tamam dedi. Oldum dedi. Aşık insanı yakar diyeyim. Yakıyor dedi. Bak aşık olmadan önce derdin yoktu. Aşık oldun derdin çıktı. O dert senin dermanın değil midir? Derdin kendisi dermandır. Eğer bir şey derman değilse dert de olamaz. Öyle bir yetkisi de yoktur. Dedi ki seni buraya noter niye gönderdi dedi. Seninle tanışmak için. Arkadaşlar, niçin bunu anlattım? Bir şeyin üstü açılırsa, ona o kadar yakın olmazsın. Kendi özüne o kadar taşınırsın. Zahirde orayı keşfettim zannediyorsun, keşfediliyorsun. Her keşfettiğiniz, öğrendiğiniz şey hariç değildir. Hep sensin. Ya bu akşam iyi bir şey öğrendim. Hayır. Batındaki üstü kapalı olanı açıkladı. Buna Ustad Enfusi Tefekkür diyor. Sende yeni yazılım yoktur. Sen kainatın çekirdeğisin. Başı ve sonu sende. Her hariçten öğrendin, batında üstü kapalı olanı açmaktır. İçeriye bir şey aldığın yok. Dışarıdakiyle içeridekini açıyorsun. Çünkü sen küçük kainatsın. Değerini bil ya. Bu tür dersler, tefekkür, ölümün panzehiridir. Ölüm denen bir şey yoktur zaten. Yaş yok ki ölüm olsun. Zaten tahvili vücuttur diyor. İtlakı ruhtur diyor. Pasa vesaire yani bildiğiniz şeyler yani. Ama içini doldurmamız gerekiyor. Bak dertler nasıl dermanmış anladın mı? Hem sen benim derdimsin, sevdiğim şeyi. Hem de derdim olan şey dermanımdır aynı zamanda. Başkasının elime bana verseler sevdiğimin bana açtığı yarayı tamir edemez.
Ne o? Geçmiş yaranızı mı deştim? Suskunluk oldu. Değil mi? Nasıl yara cerahat açıyor? Risale-i Nur deli bir kitaptır. Deli eder adamı. Tanıdıkça sen külliyatı iyi anladım zannediyorsun. Hayır. Deli akıl eder. Risale-i Nur iyi anlamadın. Risale-i Nur'la kendine seyahate başladın. Kendini tanımaya başladın. Onun için zevk veriyor. Kendini tefekkür ederken derinden derine, inceden inceye tetkikat yap. Afaki tefekkür ederken iç mali geç. İşte sırat-ı müstakim budur. Şimdi ben yeri okuyorum. Vazgeçtim diğerleri okumaya. Kudret-i Fatıra. Bak bu 5 dakika belki 10 dakikanızı aldım ama bunda kendine bak şimdi. Her öğrendiğin bir şey yeni bir şeyi dışarıda öğrenmedin. O üzerindeki senin içindeki üstünü açtı. Çünkü sende yüklenecek hiçbir şey yoktur. Çünkü sen kainatın sonuna kadar her şey sende programlanmış. Seyahat. Bizim en büyük, yani bu asrın en büyük bize ihaneti hep dışarıda yaşadık. Hiç kendimizle tanışmak istemedik. Hep direndik tanışmamıza. Yani tanışmak istemedik. Nedense alıştığımız hayattan çıkmak istemiyoruz. Acayip bir şey. Alıştığımız örf, anane, inançlar vesaire, bir sürü şeyler var. Çıkmak istemiyoruz. Bir sürü de sıkıntısını çekiyoruz. Bak şimdi, bu noktadan bakın. Kudret-i Fatıra, yani fatır demek, maddesiz, zamansız, nüminesiz, misalsız, modelsiz, mukayesesiz, patentsiz, muacelesiz, ilk ve son yapan Allah demektir. Allah mesela bir elmayı yaptı, bir atı yaptı, değiştirmiyor. Ama her sene arabanın modeli değişiyor. Ama bunlar modeli değil. Çünkü nasıl yapabiliyor? Maddesiz ve zamansız olunca, zamansız olunca bir şey yaptığı zaman en son yapacağı şey. Çünkü zamansızın en sonu yoktur. İlki ile sonu aynıdır. Onun için Allah'ın kudretinde nihayet yoktur. Çünkü acizlik yoktur. Bak kudret-i fatıra tamam. Gayet ben dura dura kitap okuyorum. Ve biraz önce anlattıklarımı buralardan çıkarıyorum. Ya nereden çıkarıyor? Eziyor diyor. Keşke öyle bir şey yapabilsem ama. Kudret-i fatıra tamam. Ama sen geçersen tabii fatırayı ne demek diye. Kudreti girmiyorum çünkü. Öyle lügatla anlamış değilim zaten. Kudret-i fatıra gayet hayret verici bir faaliyetle. Tamam. Şu dünyadaki kesif, camit, sönmüş, ölmüş etsalarda nuru hayatı serpmesi bir remzi kudrettir ki alemi latif hesabına şu alemi kesifi nuru hayat ile eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatını kuvvetleştiriyor. Evet, hakikat ne kadar zayıf ise de ölmez. Süret gibi mahvolmaz. Belki teşahhuslarda, suretlerde seyr-i sefer eder. Cümle bu kadar. Bir de okuyorum. Kudret-i fatıra gayet hayret verici bir faaliyetle kesif, camit, sönmüş, ölmüş etsalarda nuru hayatı serpmesi bir remzi kudrettir ki alemi kesif hesabına şu alemi kesifi alim latif hesabına şu alemi kesifi nuru hayat ile eritiyor, yandırıyor, ışıklandırıyor, hakikatını kuvvetleştiriyor. Evet, hakikat ne kadar zayıf ise de ölmez, süret gibi mahvolmaz. Belki teşahhuslarda, suretlerde seyr-i sefer eder.
biraz gireyim. Sonra onun açılımını okuyacağım. Kesif nedir? Beraber çalışalım. Atölye çalışması olsun. Katı. Koyu. Efendim abi? Koyu. Koyu. Donuk yani. Kesif nedir? Başka. Yoğunlaşmış. İlginç. Işık geçirmeyen şey. Işık geçirmeyen. Evet. Nüfuz edilmeyen. Güzel. Başka? Latif olur. He? Latif olmayan. Latif olmayan. Başka? Tamam. Kesif böyle bir şey. Mesela örnek verin bir tane kesif. Toprak. Tahta. Değil mi? Tamam. Peki. Camit nedir? Yani camit sönmüş, ölmüş diyor. Camit ölmüş değil. Hareketsiz. Hareketsiz de değil bu. Ruhsuz. Ruhsuz. Kim dedi onu? Ruhsuz. Cam. Tamam. Sönmüş ne demek? İşlevi yok. Evet. Yani mesela şöyle bakarsak odun, zahirde bakarsanız odun kirbiti getirin yakalım. Odun yandı. Bence bu yanmadı. Öyle bir şey yok. Zaten öyle diyorlar. Sen kafayı yemişsin. Ben şöyle görüyorum. Odunu kirbitte yaktığınız zaman zahirde böyle. Benim aklım buna hiç gitmiyor. Ama görüyorum. Hapsolmuş olan duman ve nurun hapisten kurtuluş yoludur. Kirbit odundan delik açmış. O da bana teşekkür etmek için sen benim yolumu açtın diye kirbit yaktın mı? Suratıma da ısı veriyor. İltifat. Hapsolan nuru yol açmaktır. Doğru değil? O da doğru, o da doğru. Huvel zahir, huvel batın. Beraber görmek. Bu işte tecrübe veya feraset. Arkadaşlar, Allah şu kainatı örtmüş bir şeyin üzerine. Kesifle, camitle, sönmüşle ve ölüyle. Dört maddeyle ahireti örtmüş. Eğer bizim dünyamızda dört tane şey latifleşirse, odunun neresinde duman, nur, ısı ve renk varsa dört tane, ahirette dünyanın orasında olacağını göreceksiniz. Odunun neresinde nur var? Ahirette dünyanın orasında odur. Odunun neresinde duman varsa, cehennem de dünyanın orasındadır. Bakın, bu dört sıfat, maddenin zahir görünüşü. Bunu parçalamamız gerekiyor. Zaten öyle diyor, bunları diyor. Nuru hayat serpmesiyle, nuru hayatla bunu, bir remzi kudretle, nuru hayatla bunu kaldırıyor. Hayatta boyutlaşırsak, hayat nuru inkişaf eder. Hayat nuru demek, nasıl ki röntgen eşyanın içini gösteriyor ama göz görmüyor. Başka? Çanak antenin gördüğünü çıplak göz görmez. Göze bakın, uyduyu göremezsiniz. Ve filmi de göremezsiniz. Sesi duyamazsınız. Göremezsiniz. Filmi alamazsınız. Sesi duyamazsınız. Çanak anten filmi alır, resmi alır, sesi de alır. Nerede gösterir? Televizyonda gösterir. Uydudan misal Allah, çanak antenden misal kalp, Latife-i Rabbaniye, tablodan maksat his, televizyondan maksat beden, televizyondaki elektrik hayat, televizyondaki program ruh. İşte çanak antenin aldığını televizyonsuz göremezsiniz. Kalbin aldığı şey de dima aynasında, ruhta gözüküyor. Yani saçtır
Ama bütünlük içinde işlevi vardır. İnsan da böyledir. Ahireti buraya taşıyan bir çanak anten gibi. Böyle hafif araladığın zaman oduna bak, cesede bak. Aynı şey. Odun zahirde aynı odun bu. Versene şu kalemi. Odun bu. Cesette bu. Odun da odun gibi gözüküyor. Odun değil bu işte. Duman ve nur, ısı ve renk. Dört. Ha, ceset gibi düşün. Akıl, kalp, ruh, hayat. Aynı şey. Ama alemi şehadette format değiştirerek, burada öyle diyor, hakikat, hakikatini değiştirmiş. Boyut farklılığı. Yani o zaman tefekkür ettikçe arkadaşlar, ahiretin üstü açılıyor. Ahiretin üstü açıldıkça artık orası mı burası, burası mı orası mı diye karıştırmaya başlıyoruz. Burası ahiretin bir menzilidir diyor ustad. Başka yerde, ahiretin üzerine örtülmüş bir tenteneli perdedir. Zahire bakarsanız tenteneli, yani hanımların yaptığı var ya böyle tentene veya tül, böyle düz görürsünüz. Ama yaklaş, aa Allah Allah, hop, yaklaşma. Şimdi bunu şuradan okuyacağım. İyiyiz değil mi? Peki. Ulan akşam nereden bahsediyor bu adam ya? Bin müşahade gayet cevvadane bir faaliyette, Allah cömert, cevvadane bir faaliyetle şu alemi kesif niye hareket ediyor? Niye devi döveran ediyor? Şu alemi kesif niye hareket ediyor? Mesela diyorsun adam, ya sen de bu canlılık ne ya? Neyin adına çalışıyorsun? Arkadaşlar, hedef ne kadar netse, ne kadar seviyorsanız, o kadar ona varmak veya onun adına canlı olursunuz. Eğer bir işi sevmiyorsanız, o işten yorulursunuz, hareketiniz de donuk olur. Eğer o işi seviyorsanız, canlı olursunuz ve şekli olursunuz. Yani Allah çok seviyor bizi, hiçbir yeri durdurmuyor. Bak diyor ki, cevadane bir faaliyetle şu alemi kesif ve süflide pek kesretle nuru hayatı serpmek. Yani biraz önce burada okuduğum bir şey vardı. Hayat makinesiyle diyor, hayat. Hayat makinesine en tafım, hayata makine diyor. Mesela çöp tenekesine şey atın, et parçasını. Şimdi bize Karl Marx'ı anlattıkları zaman 1975-76 Dasköy'de diyor inkar, bak diyor, et parçasını alın. Yani batılı tasvir etmiyorum, sizin için çok basit olduğu için anlatıyorum. Cevabı da koyacağım zaten arkasına. Et parçasını alın, çöp tenekesine atın. Karl Marx'ına misali budur. Karl Marx'ın misal örneğidir. Kapattın çöp tenekesini. 3-4 gün sonra gidin, kurtlanmış göreceksiniz. E Allah ile ne alakası var diyor. Yani öyle bir Allah ki çöp tenekesine giremiyor. Yani çöp tenekesini kapattık ya. Yani o ette hayat yok, çürümüş. Çürümesi demek hayat demektir. En büyük delil kendisi. Çürümek demek, hayatın kendisi demek. Çürümek ne demek biliyor musunuz? Kainatın en büyük kimyevi hadisesidir. En büyük mucize ben çürümeyi kabul ediyorum kimyasal. Niye? Hayat içindeki, batındaki hakikatler dışa çıkıyor. Çürüme olmasa ne olurdu hayat? Peki o böcekte, kurtta, et parçasında göz var mı? O çıkan böcekte, sinekte var. Et kör değil miydi? Körden göz. Et hayatı yoktu. Hatta yeseydik biz hayatımızı öldürecekti. Hayatsız etten hayat çıkmadı. Kesif, katı ve donuk olan et parçasından latif mahluk çıkmadı mı?
Şuurlu bir mahluk çıkmadı mı kendisine göre? Bir estetik yok mu? Bir hesap yok mu orada? Bir matematikle olmamış mı sineğin kanadının vesairesi? Onu mikroskoba alıp inceleyerek biyokimya denilen bir yapı çıkıyor, fen çıkıyor. Onu araştırıyor. Fen çıkıyor. O fen sahibi diyor ki bunu cahil birisi yaptı diyor. Çünkü çöp tenekesi yapmıştır onu. Allah ile ne alakası var diyor. Çünkü diyor bakın maddenin doğasının fonksiyonudur diyor. Maddenin doğasının fonksiyonuysa Allah demek zorundasın. Çünkü kör etten göz çıkıyorsa demek ki orada göz kotludur. Dibi daha harikadır. Zahir kesiftir. Bir şeyden çıkabiliyorsa bir şey, çıkan çıktığı yerin en güzel delilidir. Demek ki göz etin içinde gizliydi. Hayat nerede gizliydi? Ölünün içinde. Latif, kesifin içinde. Gizliydi işte. Bu çok zordur. Ancak Allah'a mahsus bir sanat işte. Hayatı ölünün içine, gözü körün içine koyacaksınız. Dünyanın içine de Allah böyle ahireti koymuş. Bedende ruhu düşünün. Neresinde? Odunu neresinde? Dur varsa orasındadır. Bak ne yapmış? Hayat bir makine. Hayat. Hayat insaniye ediyor. Kesif maddeler mesela bak cansız. Şey camit diyeyim. Hayatlanacak. Nurlanacak. Peki bunu nasıl çeviriyor? Öyle bir cihaz ki makine. Bunu alıyor. Metafiziğine geçiyor. Kuantum fiziğinin arkasına geçiyor. Bu kılıfa ceset. Bunu alıyor. Bak şunu alıyor. Saç yapıyor. Kol bacak yapıyor. Değiştiriyor. Zannediyor musunuz ki saça su geliyor. Su zerratı. Bazıları öyle zannediyor. Abi ceset ufaltıyor da ufaltıyor. Minnacık yapık o. Hayır. Suyu alıyor. Hücrede mitokondri denilen bir santral var. Enerjiye dönüştürüyor. Bu su suyla hiç alakası yok. Merkezine iniyor. Kuantum fiziğine iniyor. Daha şeye. Enerjiye dönüştürüyor. Nükleer santral oluyor. O enerjiyi getirip burada saç olarak gösteriyor. Yani sudur. H2O'dur. Yanıcı ve yakıcıdır. Yanıcı ve yakıcı. Su. Yani hidrojen oksijendir. Hidrojen ve oksijene indikten sonra artık su yoktur orada. Bir de hidrojeni parçalıyor. Nükleer santral oluyor. Enerji kullanıyor. İşte bu kılıf bu. Ruhu hayal edin. Makine insaniyi düşünün. Attığın her şey hayatlanıyor. Buraya attığın her şey hayatlanıyor. Dolayısıyla gözünden giden her bir film, seyrettiğiniz internet, televizyon, gözünüzden giren her bir film, kulağınızdan giren her bir film sesi, kokladığınız her bir nesne, yediğiniz her şey, dokunduğunuz her şey, istisnasız ama, istisnasız içeride canlanıyor. Bunun canlandığı gibi. Buradan giden canlanıyor, buradan da giden canlanıyor. Seyrettin filmi, kapattın televizyon interneti, o kapandığı gibi kapanmaz. Burada çalışıyor. Ya mazi ile irtibatlanıyor, ya geleceğe şey yapıyor, ya oraya ya burayı parazit gibi. Yani internette bilgisayarınıza virüs girerse ya video açamıyorsun veya yamuk yumuk yapıyor, bilmem ne yapıyor. Ulan nereden çıktı ya? Dolaşıyor artık. Belki de bazı bir sürü banka hesaplarını açıyor senin. Hiç haberin yokken. O virüs dolaşıyor. Tövbe antivirüsünü yüklemesen kesinlikle sıkıntı devam edecek. Alemi kesif ve süflide pekesetle nuru hayatı serpmek, işal etmek. Hatta en hassas maddelerde, taafun etmiş cisimlerde, Karmaks'ın dediği çöp tenekesindeki et parçasında taze bir nuru hayatı ışıklandırmak. Nereden çıkarttı o nuru hayatı? Kokmuş etin içinde hayat mı vardı? Vardı. Kokmuş demek, çürümek demek hayatın kendisi demektir. Hayat çıkmasa, yani çekirdek çürümedi. Ağaç çıkmadı demektir. Ağaç çıkması demek çekirdek çürüdü demektir. Çekirdek çürüdü demek ağaç çıktı demektir. Öyle değil mi? Çekirdek çürümediğini kabul edin.
Aç var mı? Yok. Öldü demek dirilmek demektir. Yani bedende ölüyorsun, bedeni terk ediyorsun demektir. Nereye diriliyorsun? Ruhta diriliyorsun. Bedenden dirildiği gibi bedende, ruhta diriliyor. Yani çekirdeğin çürümesinin neticesi neyse, senin ölümün dünyada böyledir. Ahiret böyledir. Yani ahiret ağacı olacaksın. Ağaç olmadan çekirdek çürümez, çürüyemez. Çürüdü demek ağaç demektir. Öldü demek ahiret. Daha harika bir alem. Toprak altındaki çekirdeğin çürümesi, geniş alemdeki ağaç. Nasıl kıyas ediyorsak, dar, karanlık, sıkı, soğuk. Dünya ise bunun tersi, geniş, güneşli ve sıcak. Ha, dünyada ahiret böyle. Toprağın altı ile ömründe hiç güneş görmemiş. Toprak altındaki adamı anlat. Ya yukarıda var ya, yukarıda bir güneş var arkadaş. Ne? Ne güneşi? Tepede. Ne demek tepe ya? Toprağın içinde bulunan bir zerre diyor bir zerreye. Ne demek tepe? Ya sema denilen bir şey var mavi işte böyle. Orada güneş. Güneş neydi? Ya ne bileyim böyle bir şey işte yani. Anlatabilir misiniz ömründe güneş görmemiş ama ya? Güneş nasıl bir şey biliyor musun? Hadi anlat hadi. Aynen güneş, güneş gibi. Anlatamazsın. Toprağın altındaki zerrat, o zerre gibi olsaydık, aklımız olsa, güneşten bahsetseler bize, havadan bahsetseler mesela, dere bahçelerden, elmadan, armuttan, lezzetten, zevkten bahsetseler, bize de ahiret böyle geliyor. Onun için ahiret harika bir yerdir. Hatta en hassas maddelerde ve taaffun etmiş cisimlerde kesretle taze bir nuru hayat ışıklandırmak, o kesif ve hassas maddeleri nuru hayatta letafetlendirmek, cilalandırmak, sarahatı yakın işaret ediyor ki gayet latif, ulvi, nazif hayatlar diğer bir alemin hesabına şu kesif, camit alemi zerratın hareketiyle, hayatın nuruyla cilalandırıyor, eritiyor, güzelleştiriyor. Güya latif bir aleme gitmek için zinetlendiriyor. İşte beşer haşrını aklına sıkıştıramayan dar akıllı adamlar, Kur'an'ın nuruyla rasat etseler görecekler ki bütün zerratı bir ordu gibi haş edecek kadar muhit bir kanunu kayyumiyet görünüyor, bir müşahede tasarruf ediyor. Ben yukarıdan bir daha alayım. Faaliyet hayatın hayattır. Hayatın bir sıfatıdır. Hareket adeta batındaki bir hayatın zatı gibi, yani kendisini blok ediyor. Şöyle diyeyim. Mesela bende hareket var veya yok. Böyle duruyor. Canlılık olunca beni bana unutturuyor. Siz de cesedimi görmüyorsunuz. Adeta hayat, hareket zahirini örtüyor, gizliyor. Bir de şey yapayım. Bu koltuktur. Fakat ben hareket ediyorum, koşuyorum falan şey yapıyorum. Benim cesedimi unuttunuz. Konuştuklarımla şeysiniz. Demek ki faaliyet, yani hayatın o hareketi maddesini örtüyor, maddesini ortadan kaldırıyor. Batını dışarıya çıkıyor. Bu biraz zor bunu anlamak, bunu diyeyim. Nuru hayatla ışıklandırıyor. Hayat bir makinedir. Kokmuş et içine atıyoruz veya su içine atıyoruz, ışıklandırıyor. O kokmuş etin içinde nur çıkıyor. Mesela odunu yakınca, odundaki nur nereden çıkıyor? Karanlıktan. Eşşecerül ahtar diyor. O karanlık, odun içi karanlıktır. Hani dertler bana derman imiş. Zıttını barındırır ya. Odunun içi karanlık ama neyi barındırıyor? Aslında nur karanlık formatında bulunuyor. Karanlık değil. Bak odundan nur çıkmıyor mu? Keserle yarın bakalım tak diye ışık görecek misiniz? Odunun içi böyle bakın, odunun içi karanlık değil midir?
Karanlık denilen bir şeyi ne olarak çıkıyor bize? Karanlık mı çıkıyor? Odun yaktık, o sipsiyah olmuş. Nur çıkıyor. Aslında baktığın zaman böyle batında karanlık gibi gözükürken zahirine nurdur. Abi ya nereden geldik bu akşam ya? İyice kafamız karıştı. Hayır. Dura dura okuyacağız. Arkadaşlar, camiye vaaz eden insanım. Helal, haram, caizdir, caiz değildir. Ondan bahsetmiyor. Onlar bir asır önce kaldı. Bu asır insanlar onu biliyor. Sarhoşa değil. İçki nedir? Haramdır. 100 defa deseniz zaten haramdır. Adam niye değişsin ki? Zaten biliyor. Haram hatırlatmayla bilmedi. Arkadaşlar, batını oynatmak lazım. Adamı tanıştırmak lazım. Adam bugün bana sordu, heyet, o kadın, psikiyatri. Sence dedi, insanların sıkıntısı, yani kurduğunuz vakıf, darül envar ne yapıyor dedim de, dedi. Dedim ki insanlara ulaşmaya çalışıyor vesaire. Yani diyor, uzatmayayım. İnsanların sıkıntısını nasıl çözüyorsunuz? Madem bu vakfın gayesi insanların dertlerine, sıkıntına çözüm üretiyorsa, peki bizden farklı olarak diyor, tıptan farklı olarak, hastanede farklı olarak, insanların dertlerini nasıl çözüyorsunuz o zaman, sıkıntısını? El cevap bir kelimeyle, kendisini tanıttırarak. Ne kadar sıkıntın var, o kadar kendini tanımıyorsun. Çünkü kaliteli adamın kaliteli derdi olur. Kalitesiz adamın kalitesiz derdi olur. İnsanı tanımanın başka bir yolu da dertlerine bakın. Neyi dert ediniyor? Kendini ne kadar tanırsan o kadar derdin olmaz. Çünkü dert yaptığın şeylerin dert olmadığını göreceksin. Belki de merdiven olup tırmanman gereken basamaklar olduğunu göreceksin. Çünkü dünyada öyle bir şey yok yani. Bir dert var, imansızlık. Diğerleri, onun türevleri, hiçbir şey değil onlar. Cızır mısır? Efendim abi? Cızır mısır. İmansızlık dert odur. Diğeri değil. Çünkü hepsi eninde sonunda bitecektir. İsteseniz de derdiniz durmaz sizde. Hayat bitiyor. Hayatı tutamıyorsun ki hayata takılan dert dursun. Anlıyor musunuz? Nasıl bir de söyleyeyim. Dert, insanların dertlerini, sıkıntısını nasıl çözüyorsunuz dedi. İnsanlara kendilerini tanıttırarak, kendisinin kim olduğunu ona tanıttırmaya çalışıyoruz. Dertleriyle meşgul olmuyoruz. İnsan kendisini tanıdıkça dertlerinin dert olmadığını görüyor. Yoksa soru hiçbir zaman bitmez. Ve dertlerinden gurur duymaya başlar. İlim insanı yüceltir, yükseltir. Dertler ise olgunlaştırır. Fırın gibi. Adamı kaliteli yapar. Dert gören insan 30 yaşında ama adam 50 yaşındaki bir yapıya sahip oldu. Arkadaşlar, bu dersler bambaşka dersler. Ben de şimdi fıkı ilmi açıp okurdum size. Anlıyor musunuz? Bu başka bir şey. Ha bunu camide anlatan insanlardan olmam ama bunu anlatamam zaten. Cemaat buna müsait değil. Öyle yapmayın. Şöyle yapın. Caiz değil. Namazın farzları şu kadardır. Tamam, bunları bahsediyoruz. Onun için canlı dinleyin diye söylüyorum. Çünkü az sonra keseceğim zaten. Bak, hayat makinedir. Giren her şey canlanıyor. Korkunç bir şey bu. Kaliteni yükselt. Dert dediğin şeylerin yok olduğunu göreceksin. O zaman dertlerin değişeceğini göreceksin. Kaliteli adamın kaliteli derdi olur. Ya. Eskide bak, bir tane örnek vereyim büyük zatlardan. Ayakkabım yoktu, üzülüyordum. İmam-ı Şibli diyor, ayaksız insanları görene kadar, bak dert gitti. Ayakkabım yoktu üzülürken, ayaksız insanı görünce ayakkabısızlık diye denilen bir derdi yok.
Ayaksız birisini gördü ya. Arkadaşlar, acaba ahiretteki cennet cehennem açılsa şu andaki derdimiz dert kalır mıydı acaba? Ya. Abi kalp krizi geçireceğim. Yani bu tansiyon yükseldi, beyin kanaması geçireceğim. Ya iman krizi geçirme de, kalp krizi bir şey değil ki. Kalp krizi insanı imansız yapmaz. Ama iman krizi geçirirsen durum fena. Ya. İman kanaması mı tehlikeli, beyin kanaması mı? Ya. Ayakkabısızlık mı tehlikeli, şey daha kötü? Ayak olmaması. Ya. Adam kalp krizini düşünüyor. İmansızlık krizinde haberi yok. Kanserden bahsediyor. Ruhu kanser anlamıyor. Cesedin sağlam olsa ne olur? Namaz yok. Ruhun kanser. Oruç yok. Ruhun kanser. Zina var. Ruhun kanser. Cesedin sağlam olsa ne olur? Ama cesedi kanser olan ruhu hali olur. Ya Rab, estağfurullah der. Elini açar. Ya Rabbi, ciddi ciddi atılımlar yapar. Sadakasını, zekatını artırır. Hayır sadakasını, gayretini, kitap okuması zirve yapar. Ya. Kesif ve hayatsız maddeleri nuru hayatta letafetlendirmek, cilalandırmak, sarati yakın işaret. Peki niçin yapıyor bunu? Diyor ki başka bir yer hesabına hareket ediyor. Mesela bir adam hareket ediyor, bilmem ne yapıyor falan, zahirine bakıyoruz. Sorarız, bu niçin yapıyor? Ustad diyor ki ya kemalat için, ya lezzet için yapar. Yani bir şeye adına hareket ediyor demek ki bu. Bu mevcudat hareket ediyorsa batınında başka bir alem adına hareket ediyor. Mesela adam dosyaları alıyor, şey yapıyor, gece mesai bitti, 5'te 6-7'ye kadar iş yerinde çalışıyor adam. Niye çalışıyor? Ona bu şevki veren, bu heyecanı veren iddia etmiş olduğu hedefin onun için emniyetine göredir. Bu faaliyet onun için. Yani bu faaliyetleri hareketlendiren hedefin varlığıdır. İşte bu mevcudatta hiçbir şey durmaması ahiret hesabınadır. Mutlaka bir şey hesabın olması lazım. Hareket. Bak diyor ki, tahavvulat-ı zerratın ve zihayat cisimlerde zerrat hareketinin binler hikmetlerinden bir hikmeti dahi, zerreleri nurlandırmak ve alimi uhreviye binasına layık zerreler olmak için hayattar ve manidar olmaktır. Güya cismi hayvani ve insani, yani hayvanların cisimleri ve insanların cisimleri, hatta nebatatı terbiye dersini almak için gelenlere, mesela bu su, elma, armut düşünün, geliyor. Terbiye almak için gelmiş. Ustad vücuda ne diyor? Mektep diyor. Kışla diyor. Başka ne diyor? Makine diyor. Diyor ki zerreleri nurlandırmaktır ve alemi uhrevi binasına layık zerreler olmak için hayattar ve manidar olmaktır. Güya cismi insani ve hayvani, hatta nebati terbiye dersini almak için gelenlere bir misafirhane, bir kışla, bir mektep hükmündedir ki camit zerreler ona girerler, nurlanırlar. Camit zerreler girer, nurlanırlar. Niye? Neyin hesabına nurlanıyorsun? Niye? Alem-i ahiret hesabına. Sana soruyorum, bunu niye yapıyorsun kardeşim? Şunun için. Bunu niye böyle diyorsun? Şunun için. Yani bu faaliyeti sana ettiren bunun dışında bir şey. Dünyada da bu faaliyeti hareket ettiren dünyanın dışında bir şey. Mesela bu nedir dediğim zaman buna kıyas ediyorsun. Bu nedir? Armut. Şeftali değil de. O. Yani dünyadaki her şey kıyasla bilinir. Peki dünyanın olduğunu anlamak için neye kıyas edeceğiz? Dünyanın dışında bir alem olması lazım. Bak söylüyorum. Bu ne? Şeftali. Ne demek? Armut değil. Elma değil.
Muz değil, fındık değil, bilmem ne değil. Yani kıyas bu farklı. Bir isim koyduk. Yani her şey nispetle bilinir. Kıyasla bilinir. Dünyanın içindeki her şey. Tamam. Dünyanın komplesi nereye nispet edeceğiz ki dünyanın ne olduğunu anlayacağız? Dünyanın dışında bir varlık olacak. Bak bu şeftali ne demek fındık değil de ondan? Ne demek şeftali armut değil de ondan? Yani kıyas ediyoruz. Tahta değil, deniz değil, taş değil. Şeftali. Kıyas da bildik. Peki kıyas da anladık. Dünyanın komplesi nedir peki? Nereye kıyas edeceğiz? İçine göre kıyas edilmez. Başka bir alem olması lazım. Ahirete göre dünya. Demek ki nebatat, bitkiler, hayvan ve insan cesedi kışla mektep, talimgah yeridir ki camit, cansız, şuursuz, akılsız zerreler içeriye girince girerler, nurlanırlar. Niçin? Adeta bir talim ve talimata mazar olurlar. Letafet kesbederler, peyda ederler. Birer vazife görmekle alemi bekaya ve bütün etsasıyla hayatlar olan darul ahirete zerrat olmak için liyakat kesbederler. Niçin buraya giriyor? Bu kadar gittik mesela. Adnan şimdiye kadar tahmin. Yediğini ve içtiğini depo yapsak bir tır olur mu? Geçer. Peki Allah %76 atma havaya şey koymuş, azot. %21 oksijen. Biz zerresini almayız azotun. Fazla olduğu halde. Eğer azotu teneffüs etsek açlık yok. Beslenecektik. Şimdi peki bu gıda sistemini niye getirdi? Senin vücudun, mektep, kışla ve makine. Oraya girenler nurlanıyor. Nereye hesabına? Ahirette zerrat olmak için. Nasıl şey yapıyor? Sendeki şuur onu nurlandırıyor. Girdi mesela, bak bir şey değildi. Dimağıma geldi. Akıl nuruna mazhar oldu. Kalbime, hissiyatıma indi. Kalbi hislerime mazhar oldu. Fen diyor ki, hepiniz fen okudunuz. Bir atomdan bahsediyorum. Atomun merkezini söyleyin bana. Merkez nedir? Ne diyorlar? Çekirdek nedir? Proton. Onun en yakınında geçen birisi var, bir adam. Ne diyorlar ona? Elektron. Arası ne diyorlar? Boşluk. Onlara göre boşluk. İşte bu boşluk ne biliyor musunuz Said? İnsanların niyeti, nazarı, şevki, heyecanı bu ara boşluğudur. Ondandır ki kazanılan bir pirinçle çalınan pirinç çocuğun ahlakını ondan bozuyor. Burayı göremiyorlar. Protonla elektron arası boşluk diyor. Oysa senin niyetin işte bu. Niyet, nazar, mahiyet eşya tahayyül eder. Yani bu ara boşlukları senin o halin. Ben bunu bir rüyada gördüm. Ben öyle kafam çalışacak bir adam değilim. Bunu çözemezdim. Bu elektronla şeyin arası bizim verdiğimiz sinyalle doluyormuş. Genetiği değişiyor bunun. Çok ilginç. İşte Einstein'in teorisine karşı bir teori geliştirmemin bir parçası da bu. O boşluk diyorlar, doğru. Burayı ben bakan insanın, atoma bakan insanın yüklediği özelliklerim. Ben oyum. Oradayım ben. Orada olduklarım. O ara boşluğu dediğimde ben oluyorum. Allah boş koydu ki Hasan girsin diye. Oraya boş koydu ki Hasan girsin. Nazar edenlerin kendileri. Onu değiştiriyor. Niyet ve nazar mahiyet eşyayı tahir eder. Acayip bir şey. Garip bir yerdeyiz. Bilin kıymetini. İmam-ı Gazali ne güzel diyor. İnsanlığının kıymetini bil diyor şu dünyada. Ölünce daha insan olamayacaksın. Çekirdek haldeyiz insan. Öldükten sonra ağaç olacağız. Yani arkadaşlar şu dünyanın kıymetini bilin. Adem Aleyhisselam bile cenneti anlaması için dünyaya geldi. Adam, yani Adem Aleyhisselam, cennetteyken cenneti bilmiyordu. Cenneti buradan öğrendi. Vay neredeydim? Çünkü cennetin cennet olduğunu bilseydi, ölümsüzlüğünü bilecekti.
O meyveyi yemezdi. Şeytan dedi ki bunu yersen ölmezsin, beka bulursun. O da ölmemek, beka bulmak için yedi. Yani cenneti bilmiyordu. Bilemezdi de. Fıtratta da zıttır. Doğdu, büyüdü, nereden bilecek? Onun için biz de böyleyiz. Dünyaya doğduk, büyüdük, ahireti bilmiyoruz. Birileri bizi böyle çıkartacak fikren de sonra hissen şey olacak. İşte Adem Aleyhisselam cenneti anlaması için gönderildiği yerdeyiz. Her düşündüğün an şu anda derstesin ya. Ahiretin inşa ediliyor. Ahirete gidince ahiretin inşa edilmeyecek. An ve an oluyoruz her yerde. Olmamız gereken yerdeyiz şu anda. Bir şey sonradan olmayacak. Öyle bir şey yok. Benim şöyle bir şeyim var. O ne demektir? Yeni bir Risale-i Nur'dan tespit ettiğim eğitim metodum var. Bir parçası. Eskide şöyleydi. Dershaneye, medreseye talebe alırlar. İyi dinleyin eğitmenler. Talebe alırlar. Öğretirler, eğitirler, gönderirler, hizmet et. Benim metodumda bu yok. Bu eskidendi. Abdülhamit'ten kalma metottur. Ne? Öğrenme yöntemini, yolunu öğreteceğim. Ondan sonra hizmet sahasına atacağım. Olaylarla kendisi öğrenecek. Ben 3 defa külliyatı bitirecek. Öğrenme yoludur. Öğrendi bir şey yok. 3 defa külliyatı bitirecek. Bir de İlmihal'i okuyacak Ömer Nasuhi'ne. Kur'an okumayı verecek. Atacağım ben onu bir Kırşehir'e, Nevşehir'e, Almanya, Fransa'ya. Dur orta kardeş. Abi ne yapacağım? Hadiseler seni yapacak. Ne yapacaksın? Öğrenirken yapacaksın, yaparken öğreneceksin. İkisi parçalı olamaz artık. İkisi bu asır bütündür. Yaparken öğreniyorsun. Nasıl olacak? Adam gelecek Fransa'da. Abi gidip de gel. Kardeş gidip de gelen mi var? Ya öyle mi ya? Tamam yarın akşam gel şey yapalım. Abi neredeydi ya bu gidip de gelen mi var? Ahiretin ispatını. Ya neredeydi? Notları alacaksın. O akşam ders yapacaksın. Gidip de ahiretin ispatını yapacaksın. Hah. Bu şekilde bir saat çalışman var ya. Odanda rahat kahvenin karşısında kahve içiyorsun. Belki de 10 haftana bedel. Böyle eğitilirken, öğrenirken yapacaksın, yaparken öğreneceksin. En güzel öğrenmek öğretirkendir. Şu anda ben öğrendiğim gibi. Bak devam edelim. Bu dünyanın kıymetini bilin. Onun için kendisi hem neticedir, hem sebeptir. Netice de budur, burasıdır, sebep de burasıdır. Sani Hakim anasırı tahrik edip tazif ederek onlara bir ücreti kemal hükmünde madeniyat derecesine çıkarması ile ve madeniyata mahsus tesbihatları onlara bildirmesi ile madeniyatı tahrik ve tazif edip nebatat mertebe-i hayatiyesinin makamına vermesiyle. Bir dakika gidiyorum ama ne kadar oldu saatim? Oo. 57. 3 dakikada bir şey okuyorum. 1 saate tamamlıyorum. 3 dakika. Vazgeçtim okuduğumu. Siz nasılsa okursunuz. Herhalde. Sözler 554'ten okuyordum. Şu anda ben size 3 satır okuyacağım ve keseceğim. 1 saati geçirmeyeceğim. Elhasıl madem Sani Hakim her şey için o şeye münasip bir noktayı kemal ve ona layık bir mertebeyi feyzi vücut tayin edip ve o şeye, o noktayı kemale say edip gitmek için bir istidat vererek ona sevk ediyor. Bu mevcudat niçin hareket ediyor? Mevcudata bir nokta, bir kemal hedef koymuş. Oraya varmak için ediyor. O kemalat ve hedef de dünyanın dışıdır. Alemi ahiret, nurlar alemi. Çünkü nurlanıyor. Bir daha ben bakayım. Bu söylediğime göre bakın şimdi. Bak bu mevcudat niçin durmuyor? Devam ediyor. Niçin camidattan, cansız topraktan bitkilere seyahat ediyor? Bitkiler hayvana geçiyor, ot yiyor. Hayvanlar insan yiyor. İnsanda da dimağda vazife yapıyor. Kalbe iniyor, zerreler var. Ha, sebebi bir hedefe doğru
hareket ediyor şu mevcuda. Şu elime bakarak okuyorum. Madem Sani Hakim her şey için o şeye münasip bir noktayı kemal ve ona layık bir mertebeyi feyzi vücut tayin edip ve o şeye, o noktayı kemale şuraya sağ edip gitmek için, bu makama gitmek için bir istidat vererek ona sevk ediyor. Oraya sevk etmek için. Yani zerrelerin hareketine bakarsan bir şey adına sanki bir yerlere doğru gitmek için acele eden bir yolcuya benziyor. Orası da burası değil. Çünkü kainatta gidiş hep mükemmeledir. Hep mükemmel hamiledir. Camidat nebatata, nebatat hayvanata, hayvanat insana, insan bedeninden de dimağa, hissiyata, kalbe, ruha doğru gidiyor. Ben burada kesiyorum ve Hüseyin'i çağırıyorum. Gel Hüseyin'di değil mi? Özür. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman Al-Lama'l-Qur'an Khalaqa'l-insan Allamahu'l-bayan Es-şemsu vel-qamaru bihusban Ve'n-necmu ve'ş-şeceru yesjudan Ve's-semâ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَدْغَوْا فِي الْمِيزَانِ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام
يكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين ينتظيان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة